Merhaba arkadaşlar. Türk Anayasa Hukuku kitabının 7. ünitesinde yürütme organı başlığı altında yürütme organının yapısını, Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu'nu, Türkiye'nin hükümet sistemini ve olağanüstü yönetim usullerini inceleyeceğiz. Yürütme organının yapısı. En basit ifadeyle yasama erkinin koyduğu kuralları uygulayan ve oluşan hukuk düzenini işleten yürütme erkinin yapısal biçimlenişi ülkeden ülkeye değişim göstermektedir. Hukuksal olarak anayasal bir zemin üzerine oturtulan bu yapılanma, yasama organı ile birlikte değerlendirildiğinde o ülkenin hükümet sistemi hakkında da bilgi sahibi olmamızı sağlar. Yasama ve yürütme erkinden farklı olarak yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı esastır. Yürütme erkinin yapısal farklılığını ve hükümet sistemlerini dikkate alarak ikili bir ayrım yapmak mümkündür. Buna göre başkanlık ve meclis hükümet sistemlerinde tekçi bir yürütme organı şekillenirken, parlamenter ve yarı başkanlık sistemlerinin yürütme organları ikici bir özellik göstermektedir. Tekçi yürütme organları da tek bir kişiden ya da hukuki konumları itibarıyla birbiriyle eşit durumdaki üyelerin oluşturdukları bir kuruldan ibaret olabilmektedir. Tekçi yürütme organının tek bir kişi tarafından temsilini ABD'yi, kurul halindeki örneğine de İsviçre'yi gösterebiliriz. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanının seçimi. 21 Ekim 2007 tarihinde yapılan halk oylamasıyla yürürlüğe giren 5678 sayılı kanunla Cumhurbaşkanının seçimi usulü ve koşulları değişmiştir. Buna göre en az 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ya da milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk yurttaşları halkın yapacağı Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olabilecektir. Seçilen Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olup ikinci ve son kez olmak kaydıyla mevcut Cumhurbaşkanının yeniden seçilebilmesi anayasal olarak mümkün kılınmıştır. Seçime katılacak olanların milletvekili olup olmaması fark etmeksizin en az 20 milletvekilince aday gösterilmesi bir anayasal koşuldur. Aday gösterme yetkisi ayrıca en son yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında %10'u geçen siyasi partiler birlikte ortak bir aday gösterme olanağına da sahip kılınmıştır. Cumhurbaşkanının seçilmesiyle birlikte üyesi olduğu siyasi parti ile ilişiği kesildiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olması halinde milletvekilliği de sona ermektedir. Seçim süreci Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından geriye doğru 60 gün içinde veya makamın herhangi bir nedenle boş kalmasından itibaren 60 gün içinde tamamlanacaktır. Genel oyla yapılan seçimde geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olacaktır. Anayasanın aradığı çoğunluk şartının elde edilememesi durumunda ilk oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci tur oylama yapılır. İlkinden farklı olarak bu oylamaya birinci turda en çok oy almış iki adayın katılabilecek olmasıdır. Bu son oylama olup geçerli oyların çoğunluğunu alan aday seçimi kazanmış olacaktır. Yeni Cumhurbaşkanı anayasanın 103. maddesine göre içeceği an dile göreve başlayıncaya değin mevcut Cumhurbaşkanı görevini sürdürecektir. Cumhurbaşkanının hukuksal ve siyasal konumu. Devlet başkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil etme görevine sahip olan Cumhurbaşkanı, aynı zamanda anayasanın uygulanmasını ve devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetmekle yükümlüdür. Cumhurbaşkanının anayasal yetkilerinin bir kısmı törensel özellik göstermesine karşın, sayıca azımsanmayacak bir kısmı da siyasal işleyişi etkileyen, kendisine belirleyicilik kazandıran güçlü yetkiler olarak göze çarpmaktadır. Cumhurbaşkanının re'sen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi de dahil olacak biçimde yargı yolu kapatılmıştır. Bu düzenlemelerin dışında Cumhurbaşkanı için yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az 3'te 1'inin önerisi ve en az 4'te 3'ünün kararı ile suçlandırılması halinde vatana ihanetten dolayı bir sorumluluğu söz konusu olabilecektir. 1982 Anayasası belli hallerde Cumhurbaşkanının görevinden ayrılması durumunda kendisine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın vekalet edeceğini öngörmektedir. Bu hallerden hastalık ve yurt dışına çıkma gibi nedenler söz konusu olduğunda Cumhurbaşkanı yeniden görev başına dönünceye kadar ölüm, çekilme veya başka bir nedenle Cumhurbaşkanlığı makamının sürekli olarak boşalması durumunda ise yeni Cumhurbaşkanı seçilinceye kadar vekalet söz konusu olacaktır. Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri. Yasama ile ilgili olan görev ve yetkilerini
Gerekli görmesi halinde yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış konuşması yapmak, kanunları yayımlamak, koşulları dairesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek ve kanunları bir kez daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermek şeklinde sıralayabiliriz. Yürütme ile ilgili olanlar ise başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek, YÖK üyelerini seçmek, genelkurmay başkanını atamak, kararnameleri imzalamak, milletler arası anlaşmaları imzalamak ve onaylamak şeklindedir. Son olarak yargıyla ilgili olanlar ise Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek, Danıştay üyelerinin dörtte birini seçmek, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini seçmek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Vekilini seçmektir. Bakanlar Kurulu. Bakanlar Kurulu'nun yapısı ve kuruluşu. İkili yürütme yapısının ikinci ayağını oluşturan Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan meydana gelmektedir. Bakanlar Kurulu'nun oluşum süreci Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu görevlendirmeyle başlamaktadır. Buna göre Başbakan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olması kaydıyla Cumhurbaşkanınca atanmakta ve Başbakan da milletvekillerinden veya milletvekili olma yeterliğine sahip kişilerden belirlemiş olduğu Bakanlar Kurulu'nu Cumhurbaşkanının onayına sunar. Bu onayın alındığı andan itibaren hükümet kurulmuş olur. Cumhurbaşkanının onayıyla kurulan Bakanlar Kurulu aynı zamanda göreve de başlamış olmaktadır. Bakanlar Kurulu'nun listesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduktan sonra hükümetin kuruluşundan itibaren en geç bir hafta içinde başbakan ya da bir bakan tarafından hükümet programı okunur ve güven oyuna başvurulur. Bakanlar Kurulu sadece göreve başlarken güven oylaması yapmak durumunda değildir. Bunun dışında anayasada görev sırasında da hükümet hakkında güven oylamasına gidebileceği düzenlenmiştir. Güven istemi üzerine yapılan oylama sonucunda hükümetin yasama organından beklediği desteği sağlayamaması söz konusu olabilir. Ki bir durumun gerçekleşmesi Bakanlar Kurulu'nun düşmesine yol açacaktır. Bu sonuç için ise meclis üye tam sayısının en az salt çoğunluğunun güven isteği reddetme yönünde oy kullanması gerekmektedir. Bakanlar Kurulu. Bakanlar Kurulu'nun görev ve sorumluluğu. Yürütme organının ikinci kısmını meydana getiren Bakanlar Kurulu, sahip olduğu yetki ve görevler dikkate alındığında asıl icra organı olarak faaliyet göstermektedir. Günümüz demokrasilerinde yürütmenin bu kanadında sivil bir siyasi aktör olarak başbakanın güçlendirilmesi olağan bir anayasal uygulama haline gelmiştir. Başbakan, Bakanlar Kurulu'nun başı olarak bakanlıklar arasındaki işbirliğini sağlamakta ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmektedir. Ayrıca anayasa başbakana herhangi bir bakanla anlaşamaması durumunda ilgili bakanın cumhurbaşkanınca azlini isteme yetkisini de vermektedir. Bakanların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı kişisel ve kolektif olmak üzere iki tür sorumlulukları bulunmaktadır. Kişisel sorumlulukları kendi yetkileri içindeki işlerden ve emrindeki kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanırken, kolektif sorumlulukları hükümetin genel siyaseti dolayısıyla söz konusu olmaktadır. Kolektif veya bireysel sorumluluğa ilişkin olarak yapılan gen soru girişimi neticesinde Bakanlar Kurulu'nun ya da bir bakanın düşürülmesi için yapılan güvensizlik oylamasında sadece güvensizlik oyları sayılır ve meclis üye tam sayısının en az salt çoğunluğuna ulaşılması gerekmektedir. Herhangi bir nedenle boşalan bakanlığa en geç 15 gün içinde atama yapılması gerekmektedir. Türkiye'nin hükümet sistemi. 1982 Anayasası ilk hali itibariyle yasama ve yürütme ilişkileri bakımından parlamenter bir hükümet sistemini öngörmüştür. Anayasal şema dikkate alındığında her ikisi de yasama organından kaynaklanan ikili bir yürütme organı kurgulanmıştır. Buna göre Cumhurbaşkanının seçimini Türkiye Büyük Millet Meclisi yaparken hükümetin görevine devam edebilmesi meclisin güven oyuna bağlı kılınmıştır. Cumhurbaşkanının vatana ihanet gerekçesi dışında siyasal açıdan sorumsuzluğu kabul edilmiştir. Böylece 1982 Anayasası'yla bir parlamenter sistemi temel esasları düzenlenmiş olsa da Cumhurbaşkanının çok kapsamlı ve etkili yetkilerle donatılması klasik parlamenterizmin dışına çıkıldığının bir göstergesidir. 2007 yılında yapılan 5678 sayılı anayasa değişikliği kanunuyla Cumhurbaşkanının seçim usulü değiştirmiş olup bu radikal farklılaşma hükümet sisteminde önemli ölçüde etkilemiştir. Siyasal olarak sorumsuz olan ve ciddi anayasal yetkilere de sahip kılınmış bulunan bir cumhurbaşkanının halk tarafından seçilecek olması ona doğrudan bir meşruiyet katacak
ve siyasal konumunu bir kat daha güçlendirecektir. 2007 değişikliğiyle yapısal olarak bir yarı başkanlık sisteminin kurulduğunu söylemek mümkün olmakla beraber, Fransa modeli bir hükümet modeline ulaşılması daha fazla anayasal yetkinin Cumhurbaşkanı'na aktarılmasına bağlıdır. Olağanüstü yönetim usulü devletin olağan hukuk kuralları ve uygulamaları ile başa çıkmasına olanak bulunmayan afet, ayaklanma, iç savaş, savaş gibi ulusun ya da devletin varlığına ve geleceğine ilişkin tehlike ve tehdit oluşturan olağan dışı bir durumla karşılaşması halinde bunu ortadan kaldırabilmek için başvurduğu istisnai yönetim biçimidir. 1982 Anayasası olağanüstü yönetim usullerini iki ana başlık altında düzenlemiştir. Bunlardan birincisi olağanüstü haller, ikincisi ise sıkı yönetim, seferberlik ve savaş halidir. 1982 Anayasası'na göre olağanüstü hal iki farklı nedenden birine dayanılarak ilan edilebilir. Bunlar tabii afet ve ağır ekonomik bunalım ile şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasıdır. Bu nedenlerden birinin baş göstermesi durumunda Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu olağanüstü hal ilan edebilir. Ancak olağanüstü hal ilanı şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması nedenine dayanıyorsa, Bakanlar Kurulu'nun olağanüstü hal ilan etmeden önce Milli Güvenlik Kurulu'nun görüşünü alması gerekir. Ancak Milli Güvenlik Kurulu'nun görüşü Bakanlar Kurulu için bağlayıcı değildir. Olağanüstü hal bütün ülkede ya da belirli bir ya da birden fazla bölgede ilan edilebilir. Olağanüstü hal ilanının süresi 6 ayı geçemez. Olağanüstü hal ilanına ilişkin karar resmi gazetede yayınlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur. Meclis tatilde ise derhal toplantıya çağrılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü hal süresini değiştirebilir. Bakanlar Kurulu'nun istemi üzerine her defasında 4 ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.